etseydi bazen düşünüyorum. Daha mı az yorucu bir bisiklet? Bolu usulü erkek kınası. Где мы познакомились в турецком магазине? Ama nerede tanışacağız diyor. Kakallin, kakallin. Deperin anam, deperin, deperin anam. Niye bu düğündeyiz? Bu düğünün özelliği ne? Şu... Yanlış değil, hayır abi, yok başka program, benim, ben. Şoray uzun yolda, doğru. Bolu Göynük, efendim, Sarıcalar köyündeyiz. Diyeceksin ki Sarıcalar köyündesin de bu ne hal? Hayırdır söylemesi Bodrum, yalık havakta, önüm serin deniz. Tepemde güneş ki sımsıcak, altımda sıcak kumlar. Ben kumsala uzanmış, tatlı tatlı güneşlenip, denizin ve kumun tadını çıkartırken... Telefon sesi acı acı çaldı. Biter, daha dur. Tatil modundan çıkamadım ben. Güneş kremi sürün. Güneş kremi sürün. Yanmayalım bak, sonra derimiz merimiz soyulmasın. Yanacak surat mı var sende? Arayan sensin ve kayış surat. Adem'in var ya, ağzı var dili yoktu, biliyor musun Adem'in? Sen tatilde keyif çatarken koçum benim. Nereye, Maldivler'de miydin sen? Ben mi? He, neredeydin? Türkiye'nin en önemli tatil beldelerinden birinde. Tokat'ta yaptın tatilini değil. sağ olun, sağ olun, sağ olun. Duymuşlar köylüler geldiğimizi. Havai fişeklerle bizi karşılıyorlar. Fatma'yı da telefonun ucundaki. Ne var Fatma? Dedim. O da bana en sakin sesiyle. Şoray, burada bir düğün var. Çeksek çöküyor. Ne düğünü dedim. 100.000 tane düğün var memlekette. Bu düğünün özelliği ne dedim. Muhakkak çekmemiz lazım dedi bu düğün. Fatma. Fatma'ya inandık geldik. Peki bu düğünün özelliği ne? Başka yerde olmayan, başka düğünlerde olmayan ne özelliği var? İnanın bu merakımı gidermek için geldim. Peki bu düğünün özelliği ne? Öğreneceğiz. Ben de bilmiyorum. İnşallah değer. Yoksa Fatmacığım cinayete kurban gideceksin. Tamam, köy düğünü ilk defa gittim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Doğru değil mi sen? Neyse, tabelada gördük, gördük. Kına, ilk defa kına çekmiyoruz ya. Be Fatma, Fatma, ya, Merak ediyorum, ben de merak ediyorum. Nedir abicim bu özelliği düğünü? Hangi düğünü? Ya yiyip. Efendim? Ya biz böyle Bodrum'dan kalktık ya, geldik. Yani bu ne? Bu yani? Köyde olmaz ya bu böyle. Ne olacak? Yani. Bu İlhan Mansız tripleriyle olmaz bu ya. Olmaz bu şekilde. He? Olmaz. Bu ne abi ya böyle? Elbise bulalım o zaman. He? Nagasaki'deki İlhan Mansız gibi olmuyor ya. Olmuyor. Hadi tip kurtarmıyor. Kurtarsa? Yani. Tip kurtarmıyor yani. Senin bir tişört de... güzel be. Veremem. Ver. Sıra bakla, ben onu giyemem. Sen bunu giyersin. Giyemem abi. Burada ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? Giraimasai ko ko nidoya. Bu diyor ki kameramanların giydiği zaman daha çok yakışan tişörtü. O zaman hemen ver. Hemen. Kameraman tişörtü. Hemen çıkartıyorum. Aynam düştü yerlere, karıştı gazellere, tabiatım durursun. Biz kokuyor değil mi? Valla yenge, muhalla ellerine sağlık. Ne ya? He? Ne? Leş gibi kokuyor. Yürüyoruz kardeşim Bodrum'dan beri. Doğru söylüyorsun. Bodrum'dan bu yana yürüyoruz yani. Gel bakalım neymiş özelliği. Gel be. Bir sen çıktın be. Hoş geldin diyen. Hoş geldin.
Yazıklar olsun be. Yarabbi şükür ya. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bir dakika usta. Merhabalar. Merhaba. İlla Saadettin Teksoy gibi organize mi etmemiz lazım? Selamın aleyküm köylüler. Aleyküm selam. Ya Saadettin abi büyüksün. Hakikaten yani cevap almak için senin taktiği uygulamak lazım. Buyurun devam edin arkadaşlar. Buyurun. Bir dakika. Bir dur. Sil üstadım. Sil abicim. Kına mı bu? Evet. Senle konuşalım ya. Evet. Çekil kardeş. İnsan bir güven verici bakar ya. Kına mı bu? Evet. Yok halı sahada top oynuyoruz da biz. Kına tabii. Evet. Erkek kınası mı bu? Evet. Böyle kına olmaz abicim. Damat? Benim. Enç. Ruh. Damadı nasıl anlarsınız? Bir ortama gelirsiniz, gözleri yorgunluktan balık gibi olmuş. Adamı gördüğünüzde aha da işte damattır. Ondan sonra eşinden çile çeken adamı nasıl anlarsınız? İyi mi dayı? Evde İyi mi muhabbet? İyi Allah'a şükür. Tabii öyle diyeceksin. Ne diyeceksin? Başka bir şey yok. 72 milyon öttürüyor beni diyecek halin yok. Sen de Habib Ali balık gözü olmuş da o bakımdan. Yani bir an baktım da. Böyle olmaz abicim ya. Hiç kına görmediniz mi ya? Damadı bir ortaya alalım. Gel iki gözüm benim. Ya bugüne kadar gördüğümüz en iyi ekiplerden birini bulmuşsunuz. Sağamıyorsunuz ekibi ya. Otur iki gözüm benim. Kırmızı bir başlık var mı? Canım böyle dönsene. Tabii. Otur çöm. O kırmızı başlığı örtelim kafasına damadı. Hiç kına gör. O eline sok. En son eline. Olur. Maksat yüzü örtülsün. Namahrem görmesin. Dere kenar.
Yapma şunu, kurban olayım ya. Abi lütfen ya. Ya bir dur ya. Yapma. Salla be. Dur. Abicim yapmayın, ben dayanamam. Yapma abicim. Sen ama damar da değil ya. Direkt aorttan olmuyor ya. Dayanamam ben ya. Kan çekiyor be. Yapma. Bu arada Urfa'da değiliz, onu söyleyelim. Bolu, Göynük, Sarıcalar. Neden buraya Sarıcalar demişler? Onu da söyleyeyim. O arkadaş maalesef 1953 yılında hakkın rahmetine kavuşmuş. Köyde bir sarı varmış. Gelen geçen sadece onu gördüğü için Sarıcalar demişler. Doğru mu Mustafa abi? Doğru. Sana zaten başkent İstanbul'da desek doğru diyeceksin sen. Yalan mı söylüyorum? Doğrusunu söylüyoruz onun için. Ciddi mi? Ciddi tabii. Ben, bir şey oluyor bana ya. 53 yılında vefat etti mi o sarı? 53 yılında vefat etti zaten. Yok şu anda. Ben attım, tuttu öyle mi? Tuttu. Yapma be. Dur bakayım, atıp tutuyor muyuz? Mustafa abi bana cebinden çıkartıp 50 milyon verecek. Tutuyor mu? Doğru mu? Bize öyle anlattılar. Doğru tabii. Bir at bakalım elini. Ya ben niye çalışıyorum ki? Anlamadım. Gelir kaynağımız burada. Vay Mustafa abim benim be. Paran da kalmamış be senin Mustafa abi. Bunun için para be. Ya benim için değil, arkadaş için lazım olacak da o bakımdan. Neyse, önemli değil. Şöyle iki tane cep vardır. Birinde ufak paralar, öbüründe de gerçek paralar. Çıkart bakalım ya. Mustafa abim benim. Çıkart bakalım. Ya. Kimse görmesin değil mi? Ya şu an görmeyecek zaten yayın. Kime? Damata verilen para. Damatla ne alakası var bahşişlerin? Ya bahşiş kime? Hayır. Damada bahşiş mi verilirmiş? Niçin damat oldu ki? He? Şunda yok değil mi bir yampiri bir durum? Var var. Ben onu bir kuyumcu arkadaşa sorarım, bakarız. Ne? Canım tatilden geldi, senin ihtiyacın vardır evim. İki gözüm benim. Abi para bizim ama. Efendim abi, canım? Benim paramı alıyorsun. Ya ben şimdi sordum mu kimin parası diye? Benim hakkım olan. Şöyle bir istiyorsa Salih abinin olsun. Bu saatten sonra el değiştirdi yani. Eyvallah. Elini kapat. Kapat elini. Sık sık yumruk yap. Ey cahil. Damat elini açmıyor. Nerede kayınbaban? Babam yok. Kayınbaban ya. O zaman yine baba. Abicim öyledir, adet öyle. Ne yapayım, seni buldum ben Mustafa abi. Damat elini açmıyor. Bak nasıl gelin elini açmayınca bir tane altın veriyorlar. Doğru mudur? Evet efendim. Doğru mudur? Doğrudur. Doğru mudur? Doğru. Senin kınan yakıldı mı dayım benim? Benim yakılmadı. Niye? Biz kaçtık ondan yani öyle. Ha. Kısadan hallettik. Kaçtın. Evet. Niye, seni vermediler mi yengeye de kaçıyor? İstemedik de ikimiz anlaştık, kaçtık öyle. Erkek kınası falan olmadı. Hiç görmedim. Görmedi. Onun için böyle mahzun... Görmeye geldim yani. Hiç erkek kınası görmedin mi bugüne kadar? Görmedim. Hadi be dayım be. Demek senin erkek kınan yakılmadı ha? Yakılmadı. İsim ne? Ziya. Gel Ziya abicim ya. Gel ya. Bana dayım. Tabii ya. Kaç sene oldu sen evleneli? 22. 22 yıllık geciken kına şu an yakılacak. Elini hiç sıkma boşu boşuna. Kimseden kapik işlemez. Ya sen söyle. Son. 20 doları ben alırım. Efendim? 20 dolarla ben açarım elim. Şimdi orada oluyormuş gibi görün. Adamın asabını bozmaz. Yani. 22 sene sonra sana içinde ukde kalmış. Bir tarafı şişmesin diye kına yakacağız. Bizim paramıza göz koyamazsın sen yani. Bak görürsün, parmağın şişer sonra. Herkesin kınası var, senin yok. 22 sene sonra Ziya abinin kınası. Üstadım önce gecikmiş kınamızı yakalım. İsmi ne yengenin? Müyesser. Müyesser yengeciğim. Kaç çocuk var? İki oğlum var. Allah bağışlasın. Hayırlı uğurlu olsun Ziya abicim benim. Gönül isterdi ki 22 sene önce sen de saç baş dururken, saç sakal ağarmamışken ben misal. Yaş kaç? Yaş 44. 44. Evet. Yıllar sana biraz hoyrat davranmış be Ziya abi. Ne iş yapıyorsun? Ben nakliyeciyim mutlaka da. Nakliyecilik yapıyorsun. Evet. Şoförsün yani. Evet. Bol sür abiciğim. Baba mesleği. Baba torpilli. Hatta
Baş parmağına da bütün... Daldır abicim parmağını be benden. Daldır Ziya abim be. Daldır. Senin de eller kara şanzıman. Fullerle çalışa çalışa. Kas yapmış. Daldır abicim bütün parmaklarını. Aslan abim benim. Çıkart abicim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Allah yalnız Allah trafik Allah polislerine kınalı ellerle öyle yapma. Neme lazım yani. Buyur Ziya abicim. Geç de olsa. Aç ha, elini. Çocuk. Evet bahşişini verelim damadım. Bahşişini? Mustafa abi ses verdi hiç kalmadı. Gibi hiç ses giderek gidiyor Mustafa abi. Damata bahşiş mi edeyim? Tabii vereceksin. Bir tanecik evladına. Ama benden vekalet aldın ya. Ben mi vereceğim? Abi vekalet aldın diyorum. Tamam ya. Açmıyor musun elini? Açmıyorum. Buyur. Açmıyorum. Daha ne istiyorsun? Yetmez. Yetmez. Üstüne bir de kafa versek. Bir 20 dolar daha kaldı. Efendim? Bir 20 dolar daha kaldı. O benden çıktı güzelim. Olan biten. Bana ne ya? Bana ne? Elini açmıyorum. Ha! Bana ne? Bak bu iyidir. Canım benim al. Yüzük parası bu. Aç şimdi. O da yoktu be. O da yoktu. Kızın kınası da bu akşam mı? Bu akşam. Bir de gidip ona bakalım. Kız kınasına. Gidip bir kız kınasına bakalım. Belki orada enteresan bir şey. Herkes vuruyor adet. Yoldan döndüm. Bana ben bir bakayım geleyim yani. Bakayım geleyim. Artık böyle be gidelim kahveye kadar be. Siz acaba üçünüz şuraya gelir misiniz lütfen? İstirham etsek. Tikeleceğiz mi? Yo tikelim ha tikelim. Hatta dördünüz. Niye böyle giyindiniz ayıptır sorması? Biz erkekiz. Ya Salih abi ya. Tanıyamadım ben seni be abim ya. Tanıyamamışsındır çıkardım. Asker arkadaşım Salih abi. Evet. Üçe dört tertip miydin sen Salih evet. abi? Evet. Çöderdim. Ya o zaman da güzel adamdın sen be Salih abi. Yaşlanmadık öyle. Ne haber Osman? İyiyim sen nasılsın? Ses iyice gitmiş Osman. Ne oldu? Oo.
Sinan ne haber ya? İyidir, sizden ne haber? İyidir. Ne o, başörtü başörtü olana girmişsin Sinan? Ya işte karizma yapalım dedik bunu böyle. Öyle mi? Ya hareketler hafif feminen olmuş be. Sinan, olmuyor böyle be. Ya ne yapayım, biraz üstü böyle büst, altı böyle olunca sorun. Ya hafif racon duracağım ben. Affedersiniz, ayağınıza bas, özür dilerim. Yani öküzlüğüme verin yani, görmedim, kusura bakmayın. Ya abi hafif bir şey duru ya şöyle bir. Ya işte olmuyor, prova almamız lazım. Sen hormon dengen de bozulmuş ha? Her taraf bozuldu. Tabii. Burada ne yazıyor? Yazıyor mu öyle bir şey? Ben yazıyor da söylenmez. Söyle söyle. Yazıyor diyor, yazıklar olmasın be. Veli nimet dedik, bağrımıza bastık sizi bugüne kadar be. Eyüp harbi yazıyorum ya. Hani güneşlenirken acaba bir şey oldu mu? Ne yazıyor? Aynı ablanın söylediğini yazıyor. Ne yazıyor? Söylediği şey demin biraz önce ya. Keriz. Yani. Hadi be. Ya keriz diye. Kararmış hatta. He? Güneşten kararmış. Ya keriz diye bir bileklik vardı. Onu koydum onunla güneş. Ondan mı acaba? Yaramadı bu tatil bana be. Hanım hanım niye giyindiniz böyle? Bilmem. Ne demek bilmem? Bey seni böyle görse ne? Okey mi oynayacaksınız evde? Evet. Ne demek evet? Evet. Evli misiniz? Bekarım. Bekar. Bekara karı boşamak diyeceğim ama kendisi. Olmaz. Siz bekar? Bekar. Evlenemedin mi daha be? Evlenemedim. Kaldım. Bekarıyız. Bekar. Siz? Bekarım. Bekar. Evet. Ya hanımlara sorulmaz da işte balta karakterli arkadaşlar sorar, onun için ben soracağım. Niye evlenmeniz ayıp tutulması? Bilmem. İstemedik, evlenmedik. Siz mi istemediniz? İstemedim. İstemeye geldiler mi? Kızım çok. Bir dakika, burada magazin yapıyoruz ya. Ay gelin onu giymiş, bunu takmış. Boş mu, sonra konuşursunuz onu. Yaş ayıp olur mu sorsak? Evet. Olur. Tabii bizim de baltalığımızın evet. Bir sınırı var. Evet. Duracağımız nokta burası. İstemeye geldiler mi sizi? Çok. 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 Ama armudun sapı, üzümü çöpü geldi. Öyle oldu biraz. Onun bıyığı vardı. Çöpsüz bir şey bulamadık. Öyle. Onun, sapsız bir şey bulamadık. Onun bıyığı vardı. Bunun sakalı evet. Almıştı. Biri keldi. Biri kördü. Top aldı. Biri top aldı derken. Evde kaldım. Öyle mi oldu? Öyle oldu. Öyle oldu. Diyorlar mı evde kaldı diye? Yok canım öyle değil. Demiyorlar değil mi? Daha var, şansımız var. Tabii tabii. Tabii tabii. Sen onları öyle artık sabaha kadar yakacaksın anne. Nipam görevimiz, yakmak zorundayım. Neyi yapmak zorundasın efendim? Mumları yakmak zorundayım. Köyün mumcu başı mısınız? Evet mumcu, mumcu başıyım köyüm. Nesi oluyorsunuz gelinin? Yengesi. Gelinin yengesi. Dayısının hanımı. Gelinin dayısının hanımı. Her, yani oğlanın dayısının hanımı. Olur. Oğlanın, gelinin dayısının hanımı. Gelinin adı ne? Yula. Abla. Saygı duyarım. Beşiktaşlısın ki Eyüp de öyle. Yula Anderlecht'te. Değil mi? Yula Anderlecht'e mi gitti? Yula gitti ya. Gitti, gitti. Abi, gitti. Gençlerden aldılar onu. Tutmadı o aşı. Gitti. Yok. Değil mi? Evet. Yula. Ben bilmiyorum. Bizim o siyahi futbolcu vardı Beşiktaş'ta. Onun adı Yula. Ben gelinin adını soruyorum sana. Evet, gelinimizin adı Yula. Gelin hanım, isminiz nedir efendim? Надо подумать. Я думаю, что это будет лет так через 20. Ha, evet. Ben hala tatildeyim ya. Çıkamadım ben tatil modundan. Çıkamadım ya. Çıkamadım. Bütün o evde kalmıştır, affedersiniz. Yani evlenememişliğinizin hıncıyla bir tane yapıştırır mısınız efendim bana? Yok. Yok, yapıştırın yapıştırın. Ya bir yapıştırın. Bir toparlamam lazım. Kayıt akıyor zaman gibi. Enseye çaklar şöyle. Enseye oldu. Sopa alayım kaba etime kaba etime. O ucuna da iğne takarsın oldu. Yok. Bir ama bir ufaktan yapıştırırsanız. Sana da vur diyoruz, öldürüyorum ya ablacığım. Daha dokundum ki. Yok yani biz tatile gittik ya. Tatilde bir sürü turist vardı. Bana sanki hani böyle hala Rus turistler sağda solda, ben Yalıkavak'ta güneşleniyormuşum gibi geldim. Bolu'nun köyünde. Geynik. Sarıcalar köyünde. Tabii canım, Rus'un ne işi var? Kafayı yedin sen ya. Sen. Ay, yok be. Ne düşündüğünüz gibi seni. Rus olabilir yani. Hadi be. İsmin ne? Gelin hanım, adamın asabını bozmadan cevap verirsin. Adın ne, adın? Kızım adın ne? Oo, hey. Türkçe konuşacağım sana.
Ruski devushki uşin lübet tureskih muşin. Baba kötü bir şey söylesene, çok ayıp ediyorsun. Her yerden seyrediliyor bu. Aturiski muşin, samoy luchni nas. Sensin aturiski muşin o. No. Benim turizmim bitti. Tatil bitti. Bakma sakalı kesemedim ben. Нет, турецкий мужчина. Ya senin adın ne? Русский, нет, турецкий. Bu abicim dur galiba ya. Abla Rus galiba ya. Ne adı bu kız? Yula. Yula. Evet. Can you speak English? Нет? Нет. Не ama? Yok. Ничто? Нет. Yok mu dedin? Yok. Türkçe biliyor musun, bizi mi şey yapıyorsun? Merhaba. Да, merhaba. Nasılsın? Evet, yok. Ne yok? Yok. Ne yok? Yok. Onu anladık. Olmayan ne yok yani? Çüt çüt. Abi konuşmamız lazım ama yani. Gelinle konuşmadan da kına olmaz ki. Senin mumlar annem. Sen biliyor musun Rusça? Ben Türkçe'yi zor bilirim. Rusça'yı nasıl bilirim? Artık anlaşmaya çalışacağız. Спасибо, пожалуйста. На здоровье. На здоровье. Калинка, калинка, калинка моя. Саду ядгаманинка, калинка моя. Вот цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила я. Diyor ki, ben seni diyor Rusya'da çok seyrediyorum diyor. Sen diyor sarı boğasın diyor. De sarı boğa. Sarı boğa. Yalan söyleme, yalan söyleme. He? Yalan söyleme. Adam bak elimin tersiyle zaten asabım bozuk. Gel, gel. Tanıştırtayım efendim. Damat bozun. Damadımız kendisi. Çömelim lütfen. Çömelim. Sen Rusça biliyor musun? Biliyorum. Oh. Aslında ben de biliyordum da lehçeler farklı. Dayanamadım o yüzden. Ben St. Petersburg Rusçası biliyorum. Nerede tanışmışsınız? Bir sorsana bir. Mıkak'da gideyiz nakom. Bana söyle, ben sorarım. Adamın hesabını bozma. Mıkdeyiz nakom. Mıkdeyiz nakom. Bir dur, bir soru soralım be. Mıkdeyiz nakom. Где мы познакомились в турецком магазине Рамштор. Ama nerede tanışacağız diyor. Sümsüğü gördüm diyor yolda. Doğru diyor değil mi? Hayır. Ne, hayır diyor. Ne diyeyim? Ne diyor? Nasıl tanışmışsın? Moskova'da Rumstor denen marketler zincirinin birinde karşılaştık. Karşılaştınız. Ne işin var senin orada? Geziyorum. Geziyorsun. Çalışıyordum o zaman orada. Piyasa mı yapıyorsun orada? Piyasa yapıyordum. Nasıl yapıyorsun? Ya Rus kızlarına piyasa yaparken denk geldi. Oldu. Oldu. Babangi elinin tersiyle amele tövbe. Sonra orada karşılaştınız. Orada karşılaştık. Ne olmuş seni görünce ne hissetmiş söyle bana. Ay. Как чувствовал меня видел? Как да. Как чувствовал меня видел? То есть я тебя не. Как чувствовал, когда меня видел? Он пил айран. Ayran gibi çocuktu diyor. Bembeyazdı diyor. Peki nasıl ikna ettin sonra? Ne oldu diye? Çok uğraştım. Yani dil döktüm. Kaç defa. Türkleşene dediğimiz yani daveti sonra, yaptım. Sonra istedin mi kızı? İstedim. Ailesine. Buradan hayır. Ailen gitti mi istemeye? Hayır. Sen gittin tek başına armut gibi dikildi. Yok ailesine değil. Ben kendisiyle konuştum anlaştım. Ailesi hiçbir şekilde karışmadı. Rusya'da mesela bir kız tamam dedikten sonra ailesine... Zor. Lahmacun yemek mi? Lahmacun yemek işte aynen. Hayır mayır diyemiyorlar. Hani diyemiyorlar. Çocuğa bir bakalım edelim. Yok yok öyle. Bir araştıralım. Yok. Biz bir düşünelim. Yok. Kız tamam dediyse tamamdır. Bitti. Peki senin ailen ne dedi? Çünkü... Ailem de ilk başta... Annem biraz... burada mı? Annem burada. Nerede? Bekliyor olması lazım. Gelse ya. Annem nerede? Anam biraz ağır senin evlat. Evet. Biz de zaten o yüzden geciktik. 3,5 yıl. Buyurun şöyle gelininizin yanına alalım sizi. İsim efendim? Fatma. Fatma Hanım. Oğlan bir gün geldi dedi ki ana ben bir Rus gelin alacağım dedi. Evet. Sen de dedin ki püh senin suratına seni. Beni dinlemedi. Beni dinlemedi. Siz istemediniz mi? Ben istemedim. Türkçe bilmiyor rahat konuş. Bilmiyor Türkçe. Ya bizi keklemiyorsa Türkçe bilmiyor yani. İstemediniz siz. İstemedi. Sebep? Sebep. Kendim alacağım dedi. Alacağım dedi. Hayır siz niye istemediniz? Buralardan olsun dedik, buradan getireceğim dedi. Rus getireceğim dedi. Biz de tamam dedik artık ne diyelim. Peki sevdiniz mi gelininizi? Sevdik. Anlaşamıyorsunuz ama. Anlaşıyoruz gene yavaş Türkçe öğreniyor. Ne öyle merhaba diyor nasılsın diyor o kadar. Evet. Anne diyor mu? Diyor. Anne. Anne. Anneciğim. Anneciğim. Canım anneciğim. Canım. Canım. Canım anneciğim. Canım.
Cadı kaynana söyle. Cadolos, cadolos bak. Çok güzel bir şey. Ya Cadolos bak çok güzel bir laf o. Nasıl gülecek, hoşuna gidecek. Cadolos söyle. Я знаю, что она просто самая лучшая мама на свете. Bu bizi kekliyor biliyor bu Türkçe. Cadolos dedirtemeyiz mesela biz biraz size. Anlayamıyoruz peki, işte. Bunların adeti neymiş? Mesela buradan bir kız istediğinizde bilezik isterler, ne bileyim çeyiz getirdi mi? Getirmedi değil getirmedi. Mi? Getirmedi. Kuru bakır geldi böyle. Kuru bakır böyle geldi. Böyle gelin olur mu ya? İşte geldi kuru bakır. Bilezik falan taktınız mı yok, siz? Yok daha hayır takmadık. Takma annem. Çeyiz getirmemiş bir de bilezik mi takacak? Takmadık hiç takmadık. Yanında oturacak mı senin? Hayır. Nerede oturacaklar? Orada oturacaklar. Ha sen gelin buradan çıkıyor aslında. Ha evet. Tevekkeli değil bu oğlanın kınasında babası bayağı bir ağladı yani gidiyor oğlan diye. Siz ne söyledi? Rusya'da mı? Oğlan gidiyor dedi. Rusya'da oturuyorum. Moskova'da oturuyorum. 5 senedir orada. 5 senedir Rusya'da. E niye burada evleniyorsun sen koç? Nerede evleneyim? Ailem burada, akrabalarım burada. E bir düğün yapıp gideceğim, bir parmak bal çalıp gideceğim anacığın izine ya. Biz öyle düşünüyoruz. Lan sus be! Bir sus ya! Biz size ne kadar... sus ya! Allah'ını seversen gidiyor ya. Kaçıyorum. Sen dur elini. Tutma abla be! Çok ağrıma gitti benim be! Hey hey hey! Hey hey hey! Ne diyorsun annem Rus geline? Çok seviyorum. Seviyorsun. Bulaşığını mı yıkadı? Çamaşırını mı ütüledi? Hepsini yaptı. Yaptı. Çok seviyorum. Babaannesiyim. Kimin babaannesiyim? Yula'nın. Yula'nın babaannesisin. Babaannesiyim. Evet. Oğlanın babaannesiyim. Unutmuş tabii kadıncağız Rusçayı işte belli bir yaştan sonra oluyor. Yula'nın babaannesi. Hayır, aslında hık demiş damat, burnundan düşmüş. Damatın babaannesi Yula'nın babaannesiyim. Sonradan babaannesi oldun yani sen. Hiç babaannesiyim. Böyle kızın gibi benimsedin mi? Oo, ne seviyorum ben anne seviyorum. Önce kızmadın mı oğlana? Hiç kızmadım. Aferin oğlum dedin mi? Ne yaptın? Dedim. Kime öpücük atıyorsun öyle mi? Gelinime. Bir at bakalım. Bir öpücük bu kadar mı sempatik atılır? Bir daha rica edelim lütfen. Üfleyebilirsin bak böyle. Üfleyebilirsin. Bahar mısın, yaz mısın? Dolapta şeker misin? Sorma kaybolmasın, evlenmeyin, bekar mısın? Arabayı belini kayışlama, hep buralarda yazıp kışlama. Buralarda güzeller çok olur, köyde hanımını boşlama. Buralarda güzeller çoktur bilirim ama dönüp neme lazım bakmam bile. İnşallah. Arabayı kışlamam, attan da ayıptır söylemesi düşer. Sağımızı solumuzu kırarım. İnşallah kırma. İnşallah diyor ya. Kırma. Kırdım anam gitti çatal zeytinde düştüm. Kızlar bakın bu kız Türkçe bilmiyor. Gurbet ellerde kimi kimsesi de yok. Bizim adetlerimizi bilmiyor. Onun bize uyması. Leyla, onun bize uymasını beklemeyelim. Biz ona uymaya çalışalım. 3-5 kişi gelin yanıma. Tefçi, buyur ablacığım sen de. Gelin 3-5 kişi gelin. Yani kızın kınası olacak, kendi dilinden bir şey olmayacak. Bak, anlatıyorum baştan. Etrafında dönenirken dedik ya kınayı getirane. Farklı bir şey yapacağız şimdi. Onun dilinden yapacağız. Eller böyle. Böyle eller. Eller böyle. Dolanıyoruz beraber. Ama benim dediğimi tekrar ediyorsunuz tamam mı? Hadi. Kalinka 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 maya saduyorgamani. Abla sen bir ya sen gelsene şuraya bir gel şuraya Allah'ını seversen. Kıpraşma buradan. 10 dakika. Ben söyleyene kadar kıpraşma. Bir durmuyorum be ablam be. Hadi hazır mıyız? Ses çıksın biraz ya. Hadi. Kalin, kakalin, kakalin, kamaya. Sadu yar gamani, kakalin, kamaya. Hey kalin, kakalin, kakalin, kamaya. Sadu yar gamani, kakalin, kamaya. Devam, devam. Hey kalin. Söylesenize kızım. Kamaya, sadu yar gamani, kamaya. Aaaa!
Napraznaya. İyi misin böyle? Daha mı iyi? Deperin anam, deperin, depen dinlenmez. Deperim kırkarlanem, selam görünmez. Demek ki gelin her yerde hem ağlar hem gidermiş. Türk olsun, Rus olsun, ne bileyim. İşte Bulgar olsun, Fransız olsun pek değişmiyor galiba. Ne? Ne? Gelinimiz avucunu açmayır. Avucunu açmaya gına için. Bak yummuş, bunu yummuş. Duyduk, duyduk, gördük. Gördük onu. Duyduk. Demek ki bu gelin milletinin milliyeti pek fark etmiyor. Geleneklerinde babaanne... Vay be babaanne be. Helal be babaanne be. Yavrum, çok sağ ol. Sen sağ ol, sen sağ ol. Sen sağ ol. Sip sağ ol, sip sağ ol. İnşallah. Doğru mu söyledim? Teşekkürler. Başalutsa. Açabilirsin bunu da artık. Kına adeti yok ama. El açmama adetini öğrenmiş. Tamam. Geliyor açmadıkça geliyor. Evet açmıyor, açmıyor. Açmıyor. Kızlar Allah bereket versin. Evet. Allah bereket versin, dar etsin. Getirip de götürenin kocası olsun. Sen dert etme, neredesin? Senin için değil mi? Önemli değil. Koca yok nasıl olsa başta. Problem yok. Ne bağırdınız, bir daha bağırın. Allah bereket versin, dar etsin. Getirip de götürenin kocası olsun. Yani takıları getirip de tekrar götürenin kocası ölsün diyoruz. Var mı öyle yapanlar? Vardır herhalde. Ben de olmuyorum. Zaten olmasın diye söylüyorum. Var mıdır öyle hediyeyi getirip götüren olur mu? Olursa işte beddua edene o zaman da kocası ölür kalır ortada. Karşıdaki tarlada arpa biçerim arpa. Şoray ben seninle dalga geçerim dalga. Turistik yerlerde koylara derler bük. Sana bir çakarım. Olursun duvarda amele sümük. Uzun uzun kamışlar uçlarını boyamışlar. Şoray Bey ile Melda Hanım'ı sarıcalara yollamışlar. İşimizi yapıyoruz be biz de. Dil değil pabuç. Masanın üstünde pekmez. Bu pekmez bana yetmez. Şoray Bey'in aldığı maaş hanımının süsüne yetmez. Tamam mı? Sen manide benimle yarışamazsın Şoray Bey. Senin ağzını yırtarım. Saçını başını da yolarım. Yolarsın. Hanımımın süs paralarını öğrenirsen. Benim maaşı kamyonetle taşırım. Bak. Bak. Değil mi? Bilmem artık. Ne? Taşıyor musun, taşımıyor musun? Yok sen sallayacaksın ya bir şey. Ne oldu, şiştik mi? Yaz gününde kar tatlı, kış gününde nar tatlı. Karla nar şöyle dursun, hepsinden Şoray tatlı. Şimdi yumuşadı değil mi? Gökte uçan tayyare, selam söyle o yare. Ağzından bal damladı gider ayak.
Devamını getirmesem acaba kızar mısın? Kızmam, kızmam. Çeşme başı pıtırak, gelin kızlar oturak, hem oturak hem oynayak, satılak da kurtulak. Yorum yapma. Gün geçmiyor ki genç bir kızımız ailesine ekranlarımız aracılığıyla evlenmek istiyorum diye seslenmesin. Tabii bunu böyle alenen söylemiyor da neden kurtuluyor? Bekarlıktan. Bekarlıktan. Tak mı etti Canla? Tak etti. Kız Moskaflardan geliyor, koca buluyor. Biz burada bas bas bağırıyoruz. Zaten biz çok üzgünüz. Niye? Damadı kaptırdık bir Rus gelinine, kızına. Hepimiz ağlıyoruz zaten. Siz gelince biraz böyle neşelendik. Amma seneli varmış bu çocuğun. Kızım köydeki çocukların köküne Kur'an mı girdi? Ama bu daha bir başkaydı ya. Sen var ağzını yırtmak bunun manici başının. Amma geniş be sen dedi. Amma genişsin ben sana. Hani yapas dali. Yazım rala. Diyor ki konuşmasın öyle diyor ya, asabım bozuluyor diyor. Niye? Öyle dedi yani, asabım bozuluyor. Niye asabı bozuluyormuş? Gül gibi damat veriyoruz, oğlan veriyoruz. Niye? Neden asabı bozuluyormuş? Kalk yırt ağzını bir de kızım. Aha, dün akşam yırtacaktım da damat zor aldı elimde. Gel buraya gel. Gel şu an. Gel yiyecek. Oğlum bu kıza sen bir... Yani benden hiçbir şey... Umut mu verdin? Ne olmuş? Niye yalan söylüyorsun? Ya doğru söylesene şuraya. Kına gecesinde skandal. Damat denen bu sözüne güvenilmez. Zaten gözleri fıldır fıldır olan yalancı kıp puh sana. Yazıklar, hatta hep beraber. Puh. Sana yazıklar olsun be. Eski sevgilisini bulduk. Niye umut veriyorsun da gidip elin kızını alıp gidiyorsun? Utanmıyor musun sen? Hiç. Hiç utanmıyorum. Hiç utanmıyorum. Defol git gözüm görmesin. Sağ ol. Şaka bir yana yani gelinimizi çok sevdik. Öyle gelini bizim... sevdik ayrı. Ayrı o başka bir şey. Evet. Hali olan bizim kızlara da oluyor hafiften. Oluyor. Değil mi? Oluyor. Risk oluyor. Vardı Rusya'dan getirdi. Bu kadar kız kaldı şimdi. Buradan bir tanesini alsaydı ne kadar güzel olacaktı. Hep beraber. Tabii. Salonuna yazdım. Gören de seni. Anam boş ver be anam be. Ben de öyle diyorum. Boş ver elimi be. Elimi salla zemelisi. Yok be. Ah keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa kız. Olur inşallah. Salla. Yok. Olur bak bu düğünde olur belki. Bir tane buluruz. İnşallah. Kamerada varken. Hepimiz bulacağız. Buyur. Kamerada varken diyorum hazır. Bir el salladı mı? Tamam. Hadi be. Şen olan. Rus gelinin kızın düğünü devam ediyor da bu kızlar ne yapıyor? Düğün evine gidiyoruz. Niye? Gelini almak için. Korsan gözleme, kuşlar kendisi kadar helva. Versiniz alırız, vermesiniz alırız. Kocaman kadın, utanmıyor musun gelin kırına girme? Прямо Мишки в лоб, Мишка рассердился и ногою топ. И ногою топ. El yarabın ellerine kuşlar mı konar? Yersin sevdiğine de yavrum böyle mi yapar? El yarabın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine de yavrum böyle mi yapar? Yanıma gel. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma da yanı başıma.
Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Aman! 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Sarıcalar Köyü gençlerinin gösterilerine hoş geldiniz. En son lisede tabii alkış yapabilirsiniz. Buyurun buyurun buyurun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Burada biraz geç kutlanıyor. Zafer Bayramı ile birleştirilmiş vaziyette. Bozma dengeyi. Bozma sen dengeyi. Burada birinin kafasına vurmanız hakikaten zor. Beni sağlam tut. Yanaş, yanaş. Ya kardeşim bozma derken hafif bir kaykılma durumları olabiliyor. Hatta düşer gibi yapınca yandan çığlıklar. Ay ay! İnsan ayıp olmasın diye bir çığlık atar be. Kalkmayın, kalkmayın, kalkmayın. Evet, saldırı kulesini oluşturduk. Biz bu kuleye Babil Kulesi demiyoruz. Bu kuleyle bir yere gideceğiz ama bilmiyorum. Ben gördüm, sadece bindim. Arkadaş, Acı Badem'den geçer mi? Geçer. Bindik ama. Nereye gidiyoruz abiler? Canım sağlam tut, mikrofon tutacağım. Pencerenin altına. Efendim? Pencerenin altına. Mikrofona yakın biri konuşsun. Bu arkadaşı uzatmak zor. Nereye gidiyoruz? Pencerenin altına. Ne yapacağız pencerenin altına? Hediyelerimizi alacağız. Yapma be. Evet. Peki böyle ama kule kurmasak olmuyor mu? Olmaz, bu adetimiz. Öyle mi? Evet. Başka üstte arkadaşlar gelecekse ben ineyim. Hayır Şoray Bey, bu kadar yeterli. Kule bu mudur? Evet. Tamam gidelim bu. O zaman. Gılıfın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdi yine de yavrum böyle mi yanar? Yanıma gel yanıma da yanı yanı bak. Hey hey! Arkaya gelmedik daha. Kardeş zahmet olacak. Bir iki adım daha gidiverim be. Nare esvap yıkıyor. Nare köpük taştan akıyor. Nare, naremin karşı gözü. Nare. Evet geldik. Ne istiyoruz? Şoray Bey. Buyurun. Hediyeler almak için manilerimiz var. Hediyeler almak için maniler de bu arkadaş duramıyor. Bunu kim aldı kadroya? Bir kişinin daha buraya gelmesi lazım. Yoruldu mu omuzlarınız arkadaşlar? Değiştirelim mi? Kayalım. Değiştirelim mi? Dönelim biz, üste dönelim. Canım, önce ben bir döneyim mi? Acemisiymiş. Tamam. Karşıdaki camlar, sakızı dibine damlar. Bir kız verin adamlar, bir kız bize çok mudur? Köyünüzde yok mudur? 80 tavuk, 90 gözleme. Muhtar kafası kadar helva. Verseniz alırız. Vermeseniz de alırız. Pencerenin çerçevesi, çerçevenin penceresi. Kızlar bize bakarken yandı kabak tenceresi. Bahçede değmiş, dalları yere değmiş. Güvey namaz kılarken gelin tavuğu yemiş. Bu memleketin evlatları, gazanız mübarek olsun. Hadi verin ver. Nare esvap yıkıyor. Nare köpük taştan akıyor. Nare, naremin karşı gözü. Nare ciğerimi yakıyor. Nare. Rahatlık böyle be, gidelim kahveye kadar be. Çünkü kim yürüyecek be kahveye kadar be. Hadi bir zahmet. Arkadaşlar kahveye kadar. Ganimeti aldık, hadi bir canlanın ya. Abi o baklava nerede baklava? Baklava nerede? Siz devam edin, ben geliyorum geliyorum. Devam edin ordunun da. Devam edin ya. Ya bir devam et ya. Bir devam edin siz. Geliyorum ben geliyorum. Görüşürüz. Hadi devam edin. Geliyorum ha, bekleyin. Şu baklavayla börekleri bulmamız yememiz lazım. Ya. Bırak onlar gitsin. Almış. Neredeydi baklava? Nereye gitti baklava? Nereye gitti? Gönderdim baklavaları. He? Baklavalar gitti oraya. Geri çektiler. Hadi ya, hadi be. Gelin Türk geleneklerine göre ata biner. Sevgili Yula. Bunun Rusçası şöyle. Zaproşne da genska çetropozovore horsa. Yapıt ne olur? Sonra diyeceksin ki ya nasip de ya nasip. Ya nasip. Heh. Penceresi
Rus gelinin kızın düğünü devam ediyor da bu kızlar ne yapıyor? Hadi. Turşuda kursun fincana muallim. Turşuda kursun fincana muallim. Merhabalar, 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 merhabalar. Nereye böyle hoş bulduk? Biz şimdi düğün avlusuna gidiyoruz. Nereye? Düğün avlusuna gidiyoruz. Niye böyle? Gelin gidiyoruz. Ya! Sen söyle, nereye gidiyorsunuz? Düğün evine gidiyoruz. Niye? Gelini almaya gideceğiz. Size ne? Alan almış satan başından sonra. Size ne? Bize ne olur mu? Gelini mi göreceğiz? Gelini evet, merak ettiniz. Gelini merak ettik. Nereden alan çıktınız yola? Ne zamandır yürüyorsunuz? Biraz önce çıktık. Köyü mü dolanıyorsunuz öyle? Yok, köyü dolanmadık. Gerçekten geldik işte. Hep böyle kızlar mı olur? Evet, evet, kızlar olur. Oldu. Hadi kolay gelsin size. Penceresi çarçalı muhalif. İnsan bir davet eder be. Penceresi çarçalı muhalif. Selam söyle amcama muhalif. Selam söyle amcama muhalif. Amcam kızını vermezse muhalif. Amcam kızını vermezse muhalif. Kardeş gelmedik mi daha? Perderi muallim, penceresi perderi muallim. Çiçeğe kaçmış Serdali muallim. Çiçeğe kaçmış Serdali muallim. Penceresi kaybalı muallim. Kolu altın saati muallim. Türkiye'yi unuttunuz muallim. Türkiye'yi unuttunuz. Allah iki kiraz, biri al biri beyaz. Ellerimize sen mektubunu sıkça yaz. Salla 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 ver dilini. Akşam onu göndersene sevgilimi. Salla. Ne yapacağız? Böyle sabaha kadar şarkı mı söyleyeceksiniz burada? Kiraz Vatanımız Deryadeniz. Sen orada ben burada. Gölge be. Gölge. Gölge burası. İçtim ben. Salla sana ben dilini. Akşam oldu göndersene sevdiğimi. Tekstan tamam. Baksa. Ne bağırıyorsun kız? Kabak tenceresi. Ne bağırıyorsun? Ona bağırıyorum. Sensin kabak. Sen geldin buraya kabak. Ne bağırıyorsun? Ne istiyorsunuz? Gelmişsiniz buraya gelin alay. Gelin. Muhtar kellesi kadar helva. Muhtar kellesi kadar evet, helva. Evet. 80 tane tavuk. O zaman yukarı köyün muhtarının kellesi kadar deyin. Onun kafası kocaman. Yok bizimki bize sizin yeter. Sizin köyün muhtarının kafası küçücük. Bizim köyün muhtarının kafasının o kadar versene o helva bize yeter. Helva istiyorsunuz. Evet. Başka? Baklava. Ne kadar olacak o? İki tepsi falan olur. Olmaz, muhtar kaburgası kadar olsun. İki tepsi ediyor adamın göğüs kaburgası. Başka? Sonra gözleme. Kızım eviniz yok musun? Yemeğinizi yiyip gelsenize düğün evine, ne geliyorsunuz? Olsun gözleme. Biz sabahtan beri onlar için çalışıyoruz. Ne çalışmışsın? Badana mı yaptırdılar sana? Pilav dağıttık, yemek dağıttık. Bilmem daha neler neler yaptık, yorulduk. Ne böyle eşkıya gibi gelip basıyorsunuz evi, bağırıyorsunuz burada. Aynen bu öyle işte, aynen öyle bir şey. Hadi be. Verseler de alırız, vermeseler de alırız. Başka ne istiyorsunuz? Bir de gelinimizi istiyoruz. Siz alıp götüreceksiniz. Allah nasip ederse götüreceğiz. Damat ne yapacak? Artık damat biraz 5-10 dakika dursun. Tek başına. Ben anladım seni zaten gelini kaçıracağını. Sen Recep'e bir sinir oldun. Evet. Rus kızı alıyor diye. Evet. Sen mi örgütledin bunları? Sen topladın bunları? Karpuz kestim yiyen yok. Halin nedir soran yok. Yeni bir yar sevdim. Halin nedir diye soran yok. Sormayalım. O pişmek üzere olan aşa sağlam bir soğuk su katmış oluruz. Sormayın o zaman. Biz o zaman adetlerimizi yapalım. Öyle midir burada? Gelip bunlar istenir mi yani? İstenir.
İyi, bir daha bağırın, duymadı kimse, bakmıyor yani. 80 kavun, 90 gözleme, muhtar kellesi kadar elma, verseniz alırız, vermeseniz alırız. Dur. Dur. Siz inanmıyorsunuz onların bir şey vereceğini. İnanıyoruz. İnanıyoruz. İnanmıyoruz, inan. Verirler. Verseniz de alırız. Öyle değil. Öyle değil. Kararlı olacaksın biraz. Evet. Verseniz de alırız, vermeseniz de alırız. Söyle. Verseniz de alırız, vermeseniz de alırız. Gidiyorlar oradan sana, alırsın diye. Verseniz de alırız. Öyle değil. Nasıl söyleyeceğim? Bak, 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 bak doğrusuna bak. Bağır. Verseniz de alırız, vermeseniz de Allah alırız. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bu yazıklar olsun. Çok güzel. Bu, bu, budur. Bahçelerde yemiş, dalları yere yemiş. Üngü atarken güvey tavuğu yemiş. Kızım zorunuz ne sizin ya? Gelin tavuğu yemiş. Sen yerken gördün mü gelin tavuğu? Görmedim, öyle dediler. Kim dedi? Söylediler bize. Yalan ayol. Yalan değil, gerçekten. Kız bir deri bir kemik, sabahtan beri bir şey yememiş. Yorgun. Yedi, umarsan öyle yapaya. Yememiş gibi yapıyor. Zoruna mı, zorunuza mı gidiyor gelinin tavuk yemesi? Tabii zorumuza gidiyor. O 80 tane tavuğu yesin, biz burada bakalım öyle. 80 tane tavuk yemiş. Tabii. Amma abartmışsın. Bize vereceklerken ona yala. Genç kızlar mı gelir böyle? Genç kızlar gelir. Demek ki bu adetin kaynağı anlaşıldı. Evet. İçinizden biri evlendiği zaman diğerleri acık gıcık oluyor. Evet, öyle oluyor. Öyle oluyor. Biz evlenemiyoruz diye üzülüyoruz burada. Ondan sonra gelip buradan kızın başına kakıyorsunuz. Ne yapalım? Zıkkım olsun o yediğin tavuklar bağlı. İyi ki anlamıyor bizi. Anlasa burada evet, bir şeyler olur. Kavga olur. Bulmuşsunuz Türkçe bilmeyen kız, dilinizi bilmez, sizin adetinizi dinliyor, bilmez. Dinliyor. Buyurun. Ne söylesek dinliyor, anlamıyor ya. He, buldunuz. Kekleyin oradan. İyi oluyor. Ben onlardan değilim yula. Ya, taraf tutmuyorum ben. Bağırın hadi, ne istiyorsak alalım da gidelim. Ne bu? Piştik. Sen tavuk, 90 gözleme, muhtar kelliz kadar helva. Verseniz de alırız, vermeseniz de alırız. Karşıdaki çerçevesi, çerçevenin penceresi. Biz şuraya bakarken yandı kabak tenceresi. Yalan söylüyorsunuz. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Şu köye geleli 5 dakika oldu olmadı. Nerede bana bakarken tabak tenceresi, kabak tenceresi yanmış? Ben şuna geçerim. Damlar, sakızı dibine damlar. Bir oğlan verin hanımlar. Bir oğlan bize çok mudur? Köyünüzde yok mudur? Köyümüzde bu kadar kaldı. Büyütürsünüz. Kızım elimizde olan bu, ne yapalım şimdi? Efendim? Büyütmemiz lazım. Çok küçük bu. Ya büyüt ne yapalım? Bu kalmış elde. O zaman da biz yaşlanırız. Bunun kadar da biz yaşlanırız. Ne olacak? Ne yapalım? Bu var. Ne yapalım olmaz, yani? Olmaz. Kabul etmiyoruz onu. İyi bir şey olmamış. Ya siz bir olan dediniz. Bu kadar. Bizde de bu kaldı elimizde. Havalara girme lan sümüklü sen de. Yürü git. Yürü git. Sümüklü. Bir daha diye. Havalara girmiş. Serseri maymun. Yürü git. Güllem oynayacağım, topaç mı oynayacağım, misket mi oynayacağım? Kim girdi kümese, tavukları yemese, ben yarimle konuştum, gidip odalarda demese. Bana ne bağırıyor kız? Bana ne bağırıyorsun? Söylemesin diye bağırıyor. Kime söylemesin diye? Buradan duysun beni diye. Söylemesin. Olur. Duyar. Ona kendi de kendi söylüyor. Tutki vermediler. Helva da gelmedi muhtar kafası kadar. Baklava da gelmedi. Ne olacak? O zaman gitmeyiz buradan. Gitmeyiz buradan. Biz kadar gitmeyiz zaten buradan. Gitmeyin çok da umur. Güneşte pişer sizsiniz. Onlar kafaları gölgede. Kafaları şişer o zaman ondan burada. Hep bizi mi dinleyecek? Gelinimizi istiyoruz, gelinimizi. Hadi. İsteriz. Gelinimizi isteriz. Buyur. Buyur, ne yapacak? Gelin damlara gitti. Gelin damlara gitti. İnekleri sağacak. Oradaki kız ne oluyor? O görümce. Buyur. Bunu eşit yaptı. İnekleri sağmaya gitti diyorsun. Sağındaki sonundaki ablalar ayıp olmuyor mu? İnekler sağdı, öyle kim olur gider bizim köyde halen. Oldu. Değil mi? Evin Moskova'sından gelen kıza inek sağdıracağız, öyle mi? Niye geldi ya madem? Deve getirdim ben, hendek atlatın, daha kolay olacak o. Kızlar sizin ya yanlış, böyle olmaz. Erkeklerle farkınız o. Bir şey istiyorsanız geleceksin, merdivenle buraya dayayacaksın, çıkacaksın. Onlar oradan kızgın yağ dökecek. Buradan böyle böyle olmaz. Kendinizi yoruyorsunuz sadece. Pişiyorsunuz burada, bizi de pişiriyorsunuz. 80 tavuk, 90 gözleme, muhtar kelli.
Yula! Yula! Korkma, korkma. Bunlar dost. Korkma sen. Korkma, yemeyecekler seni, korkma. Yine de içeri kaç, kötü bakıyorlar. Kızım, senin bir Türk çocuğu Alman onların asabını bozmuş. Potansiyel koca adaylarından birine kızmışlar bunlar. Ya korkma da kaç, içeri gir. Они опоздали, я его все равно заберу. O oklavayı kafana yemeden kaç kızım, bak kurtar kendini. Ben onları tutmaya, oyalamaya çalışıyorum. Sensin barjomi. Yiyeceksin odunu. Kızım yabancıdır ya. Turisttir. Yapmayın gözünü seveyim. Korkutmayın şunu ya. İsteriz, 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 isteriz. Gelinimizi isteriz, isteriz, isteriz. Gelinimizi isteriz. Aman be Yula be. Hadi çok şükür gözünüz aydın. Sağ ol abla. Sağ olun, çok şükür. Yula neredesin ya? İnekleri salmaya gittiydim. He? İnekleri salmaya gittiydim gece. Dur, zaten Rusça bilmiyorum, anlamıyorum ki Yula'yı. Nereye gittin sen Yula? İnekleri salmaya gittim, geç kaldım. Diyor ki Yula, inekleri salmaya gittim diyor, ondan geç kaldım diyor. Ben iyiyim ya, benim Rusçam fena değil ya. Ne? İnek salmaya biliyor muydun sen Yula? Buraya gelince öğrendim. Hadi be. Ben diyorum ki. Anlamamış olabiliriz, çok normal. Hiçbiriniz Rusça bilmediğiniz için. Dedim ki inek sağmayı ne zaman öğrendin dedim. O da dedi ki buraya gelince inek sağmayı öğrendim dedi. Şey nerede? Nişanlın nerede Yula? O da damlanın altını küre, ineklerin altını. Ben dedim ki senin dedim. Seninki. Nerede dedim, o da dedi ki ineklerin altını kiremeye gitti dedi. Yula. Yula burada mı? Dur ya, Yula oradaysa bu Rus kim? Bizim yok, istediğimiz bu gelin değil. Değil. Biz bu gelini istemiyoruz. Bu gitsin. O zaman kocaman kadın, utanmıyor musun gelin kılığına girme? Ne yapayım ben, gelin böyle gelin olma dediler. Ne demek gelin olma dediler? Gelin olmadın mı sen? İnekleri sağmaya gittiydi gelin, ben sen gidek o dediler, ne yapayım? Ne yapayım? Bir daha mı evleneceksin adamla? Nerede adam? Burada mı adam? İneklerin altını kürüyor. Ne yapıyor? İneklerin altını kürüyor. Ne sen, adam orada affedersin tezeklerle uğraşıyor. Sen burada gelmiş burada oyun yapıyorsun. Ben de sağdım da gören inekleri. Git adamının yanına. Gelmedi, yok yanlış. Yanlış, hedef şaşırdı. Yok yok. Olmaz. Hangisi? Bu Yula Hanım. Valla kaldır. Yok kaldı şey bir. Adın ne? Yula. Bu da Türkçe biliyor. Yok yok. Gerçek Yula istiyoruz biz. Benzerini bulmuşsunuz, getirmişsiniz. Dur, anlarım ben onun Rus olup olmadığını. Mişka Kasalapi. Polis uyudut. Şişki Sabirasi. Peşinki fayut. Hep beraber. Şişki Sabirasi. Şişki Sabirayet. Peşinki fayut. Шишка вдруг упала прямо Мишке в лоб. Мишка рассердился и ногою топ. И ногою топ. Да. Да. Doğru. Doğru. Yula hakikaten evet, parola doğru. Doğru. Gelin geldi. Ne yapacağız? Böyle kukuma kuşu gibi dikilecek mi kız? Onun için mi çağırdınız gelini? Oynayacağım. Oynayalım. Buyurun. Bak şimdi. Böyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kızım bak, anladım, başka bir kültürden geliyorsun da. Su sızıyor, sızıyor, Bolşov balesi değildir. Çaykovski çalınmıyor burada. Biliyor musun Çaykovski'yi?
Kuğu Gölü Balesi tripleri. Çaykovski de klasika. Sensin. Tik klasika Çaykovski. Bu ne böyle şey Kuğu Gölü Balesi gibi. Susuzuyor, sızıyor. Öyle değil. Öyle değil ya. Türkiye'desin. Bunu dur sen al kız belki şey olur. Bak bak yuva. Susuzuyor, sızıyor, sızıyor kaşlarına. Evet. Gün geçmiyor ki kültürel etkinliklerimiz meyvelerini, semeresini göstermesin, meyvelerini vermesin. Başka bir kültürden gelen, soğuk ırk olan Rus kızına da çifte telli kıvamındaki Türk oyununu öğrettik. Hey be! Yalan İki buçuk saattir bekliyoruz bu. Yemek gelecekse gelsin ya. Gelsin. Bu ne piş... Yemeği getirin hadi. Sıkıldık yemek artık. Geliyorsa gelsin. Hadi getirin. Istedim. Geliyor, geliyor. 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 Şey karşılama şey çal. Tamam be. Mideniz birbirine yapıştı. Bir türkü daha söylerseniz vereceğiz istediğinizi. Buyur ablam. Bir türkü daha söylerse vereceğiz istediğini. Valla bilmiyorum takatleri kaldı mı bir türkü daha söyleyecek. Sabahtan beri diye bağırıp duruyoruz biz. Kısaca bir mani söylesin ha bize o da yeter. Karanfili eğmeli, ucu suya değmeli. Yarın geliyor deyince göstermeye değmeli. Eğmeli yarim eğmeli. Fistanı yere değmeli. Benim sevdiğim oğlan dünyalara değmeli. Sen bozma keyfini ya. Evet ha. Koy omuzuna koy. Koy ya. Ya rahatına bak ya. Evet. Bahçelerde kereviz, biz kereviz yemeyiz. Sevdiğini almayana delikanlı demeyiz. Çarşıdan aldım yumak, dantel öreyim diye. Mahalleden yer seçtim, her gün göreyim diye. Ya. Evet, şimdi yumurtlama zamanı. Bak. Artık yumurtlamayacağım. Buyurun. Tavukları gördüm ya. Artık yumurtlamayacağım. Değil mi? Gitmiş artık. Artık giden gitsin. Gelin olmuş gidiyorsun. Yaz gününde kar tatlı, kış gününde nar tatlı. Karla nar şöyle dursun, hepsinden yar tatlı. Pınar'a koydum testi. Damla damla dolacak. Benim varacağım olanın bir mesleği olacak. Aferin. Bağa vardım üzüm yok, el yarinde gözüm yok. Ben yarimi küstürdüm, barışmaya yüzüm yok. Buralardaysa yapalım bir güzel. Kalsın. Kalsın değil mi buralarda? Yok değil. O kendini biliyor. Pişman olmuş küstü diye. İlk adımı atarsan. Ama inşallah bizim Şafan değil. Oysa zaten boş ver, barışma. Saçlarını iki yana tara, iki yanı da bir olsun. Eğer beni bırakıp gidersen mezarlık yerin olsun. Sarı yorgan yüzledim, yüzleyip yüzleyip düzledim. Ah ben bu derdi çeker asker yolu gözledim. Sarıcalar iki yana, ortasından çay yapar. Sarıcaların kızları hem oynar hem çay yapar. Bana öyle geliyor ki sarıcaların kızları güneş altında yeterince piştik. Evet. Ya oynadık ya söyledik ama artık midemiz birbirine yapıştı. Ben derim ki şu yemeklere yumulalım ve bu eylemi sona erdirin. Kaşların arasına dom dom kurşunu değdi, dom dom kurşunu değdi. Beni bir avcı vurdu, bir avcı beni yedi, bir avcı beni yedi. Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Ey diyar boynum eğdi, Allah kerim. Hançer yarası değil, dom dom kurşunu değdi. Hançer yarası değil, dom dom kurşunu değdi. Gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel. Abicim be, aman be ya. Ha hadi yine. Aman be, aman, aman be, aman, aman. Gel 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 gümüle gel, gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel, dom dom kurşunu.
Gelin Türk geleneklerine göre ata biner. Sevgili Yula. Bunun Rusçası şöyle. Zaprošnaya gelinska çetropozovaya horsa. Yapıt ne olur? Sonra diyeceksin ki ya nasip de ya nasip. Ya nasip. Heh. Kameran bozulur, bozulur. Çünkü bizim bozuldu kamera böyle. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne demek stresini alacaktık? Adamın asabını bozma İbrahim abi. Az sonra diyen şey değil mi? Rus gelin Yula. Babasının evi değil. Babasının evi Moskova'da. Burada misafir kaldı. Damadın akrabasının evinden yeni hayatına doğru yola çıkacak. Esasında burada kızı almaya gelen oğlan tarafının kapıyı çaldıktan sonra kapının açılmaması lazım ama... Açsanıza! Buyurun. Siz de bizi söğüşleyeceğiz be! Bahşiş hadisesi memleketimin her yerinde var. Tedariksiz geldik. Oğlan tarafı değiliz. Kız tarafı da değiliz. Tarafsızız yani. Alalım mı gelini? Yula. Elatuka. Ve tüm ihtişamıyla Yula hanımefendi. Artık biz ailesi olduk kızın. Normalde kızın abisi ya da babası damada kızı teslim eder. Ama garibimin burada kimsesi yok. Ola ola Çoray abisi onu teslim edecek. Gel Yulacığım. Şimdi Yula. Türk geleneklerine göre evler... At 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 at. Ya biraz öne doğru atsana şunları ya. Heh. Türk geleneklerine göre evlenmek istedin Yulacığım. Türk geleneklerine göre... Gel babanın evi olan yerden ki Moskova'da o. Babanın evi olan yerden çıkarsın. Çıktıktan sonra şurada biraz durursun. Hoca duamızı edecek Yulacığım. Buyurun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyi bir şeyden bir şey her şeyden var eden ulu Allah'ım. Habibin sünnetini idrak ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bu gençlerin mürüvvetini sağlam, güzel geçimler ikram eyle ya Rabbi. Amin. Gelini çevreye örnek, evinde melek eyle ya Rabbi. Amin. Her türlü vikayeden, düşmanların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Şimdi Yulacığım, Türk geleneklerine göre evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Türk geleneklerine göre gelin ne yapar biliyor musun Yulacığım? Duadan sonra gel, 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 gel. Gelin Türk geleneklerine göre ata biner. Sevgili Yula. Bunun Rusçası şöyle. Zaprošnaya gelinska çetropozovaya horsa. Yapıt ne olur? Sonra diyeceksin ki ya nasip de ya nasip. Ya nasip. Heh. Gelin ata binmiş, dünyanın neresinde olursa olsun ya nasip demiş. Şimdi Yula için hasılat zamanı. Güzelim, madem bir abilik mabilik durumlarımız var bizim, Allah Mesut Bahtiyar etsin, bu bizim programımızdan karınca kararınca 50 rubleden daha fazla bu. Fazla, fazla. Yok hiç lira, sen de yenisi. Ata bineceğiz. Gel canım iki gözüm benim, gel. Damatçım benim. Dur, dur, ata binmeden önce son izlenimler neymiş? Как себя чувствуешь в последнее время? Хорошо. Я чувствую себя счастливой, но немножко уставшей. Çok mutlu hissediyorum ama biraz da yorgunum. Hayatında daha önce hiç ata binmiş mi? Ranjete ходил это лошадом. Evet, hiç diyor. Первый раз. İlk defa. Gelin kızların rüyaları vardı. Aslında gelin kızın rüyası ata binmektir. Dikiş makinesi falan filan eskidendi. Şimdi geleneğimizi yaşatacağız. Elin Rus'una bile ata bindiriyoruz be. Her düğünde söylenen bir şey vardır ya. Onu Yula'nın düğününde de Rus gelinin düğününde de söylememiz mümkün. Gelin ata binmiş ya. Evet. Ya. Ya nasip. Ya nasip. Ya nasip. Ya nasip. Ya nasip. Demiş. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Sağ olasın. Yüreğimiz parçalanıyor. Allah'ım.
Yapma, kameran bozulur, bozulur. Çünkü bizim bozuldu kamera bela. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne demek stresini alacaklar? Adamın asabını bozma İbrahim abi. Az sonra diyen şey değil mi? Burası bir çardak altı. Göynük'te. Köylü pazarı mı burası? Evet. Yoğurt pazarı mı diyorsunuz siz buraya? Yav pazarı, keş pazarı. Ne pazarı? Keş, yav pazarı, satış pazarı, her şey pazarı. Keş ne? Keş ne süzdürülür? Ha, keseye vurulur. Keş'in İngilizcesini biliyor musun? İngilizcinden tanımam, Türkçesinden tanırım. Keş, peşin demek. Peşin tabii 7 lira, keş 8 lira ya. Bu ne, ne şimdi bu? Keş. Keş. Evet. Peynir mi bu? Hayır, keş. Annem keş ne demek? Yavrum keş neden olur? Sütten olur, yoğurttan olur. Ne yapılır bu, yenir mi? Yenir tabii. Senin ortadakiler ne oldu? Ya şimdi onlar tamirhaneye gitti. İkindinin de aktivacı. Gülme gibi. Tezgahın sahibi kim? Herkes. Hepimiz. Nasıl hepimiz? Hepimiz oturuyoruz masaya, hep satıyoruz. E mal kimin? Hepimizin arkadaşlar. Birer birer mi yapıyorsunuz yani? Yok, hepimizinki ay, ayrı. Ay, olur. Herkes kendini. Şu kimin mesela? Bu üzerine benim arkadaşının. Benim. Şu? Arkadaşı. Bu? Bana ait. Bu? Bizim. Bunlar sizin. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ya yoğurdu döyeriz, yağını alır, kesinde böyle kuruturuz. Ayranını kuruturuz keseye bu ya. Kurumuş yoğurt yani bu. Evet. Peki bu ne yağı yapalım? Alınmış. Yenir mi bu? Yenir. Kahvaltıda da yenir. Peynir niyetine mi? Mantı makarna da. Peynir ayrı. Kullanılır. Ceviz içine karıştırırsın. Mantı da makarna da. Keş miydi bunun adı? Evet. Onu da yeni görüyoruz. Şeklini nasıl veriyorsunuz? Elimizle ayarlarız. Lezzetli midir? Bakın. Ben nasıl böyleyim şimdi? Buyurun. Kuru bir şey bu. Evet. Güneşte katıldırır. İsminiz efendim? Dursun Başaran. Dursun. Başaran. Ailenin kaçıncı çocuğusunuz siz? Ben. Birinci. Hani Dursun böyle artık yedinci, sekizinci çocukta evet, konur ya. Evet, abilim ölmüş iki tane de. Beni Dursun komşular ondan sonra ölmesin diye. Olmuş yani. Yaşamışsınız. Evet. İyi maşallah. Evet. Nereden geliyorsunuz? Köyden. Hangi köyden? Kumurlar Köyü. Ne satıyorsunuz? Süt, yoğurt, peynir, yağ hepsini satarız. Bu böyle pazartesi günleri mi kurulur pazar? Evet. Herkes aynı başörtüsünü mü kullanır? Aha. Aynı tarz mı bağlarlar bunu? Evet. Nenelerinizden mi böyle gördünüz siz? Aha. Gelininiz de böyle bağlıyor mu kızınız? Gelinimiz da bağlamaz. Gelinimiz şarpı bağla. Bunu niye? Biz pazara gelirken bağlanırız bunları. Bu çarşılık mı? Evet. Daha güzel yani. He. Özel yani. Tabii. Kolay gelsin. Sağ ol. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Bizimkini hep bizi konuşturuyorsunuz siz. Siz de bir türkü şarkı söyleyin, biz de sizi dinleyelim. Ben türkü şarkı söyleyeyim, siz beni dinleyin. Evet. Var siz mı? Bizi konuşturuyorsunuz ki biz de sizi dinleyelim. Yani ayıp bir şey mi? Hayır. Ya estağfurullah, ne ayıbı? Var mı özellikle istediğiniz bir türkü? Olabilir. Hangi olsa olabilir bizim için. Olur. Çay benim, çeşme benim. Aman derdimi deşme. Evet, öyleyiz biz. Değiştirebilirim isterseniz. Uydu mu bu, oldu mu yani? İşte uyduruyor. Hakikatlı yar isen, aman önümden geçme benim. Oyunu da ister misin anne? Hayır, ben hiçbir şey istemem. Ben yapayım ya. Siz bizi konuşturuyorsunuz da. Tamam, söyledim çünkü. Siz de tabii bir şey konuşacaksınız, diyeceksiniz. Hep bizi konuşturmayla olmaz ki. Olmaz, sizde olmaz. Ara sıra bizim de konuşacağız. Evet, tabii, siz de tabii konuşacaksınız. Tabii, doğru. Siz de konuşacaksınız tabii. Var mı özellikle istediğin başka bir yer? Hayır, benim bir istediğim yok. Sorarsın böyle masalarda. İstedikleri varsa bunu gösteririz. Olur. Sizin var mı özel istediğiniz bir türkü var mı sizin? Yok. Sizin var mı istediğiniz bir türkü, öyle diyor abla. Yok. Sadece sen istiyormuşsun. Ben istiyordum. Oldu ya. Oldu mu gönlün? Oldu gönlüm. İyi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ya ava giderken avlanmak gibi bir şey oldu böyle ya. Kolay gelsin. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, sefa gördük. İsminizi bağışlar mısınız? Fatma. Fatma Hanım.
Göynük'te hangi hanıma sorsak %90'ın adı Fatma. Çok... Fatma. Ayşe Fatma, bol burada. Çok seviliyor galiba Fatma. Herhalde. Tezgah sizin mi? İşte üçümüzün. Hepiniz akraba mısınız? Aynı köylü müsünüz? Aynı köylüyüz. Toplanıyorsunuz, sabahlar beraber geliyorsunuz. Yo, herkes peki, arabasından gelir. Arabasıyla mı? Tabii. Arabanız mı? Taksiyle, ha. Hepiniz... Araba olmaz mı? Ben 35 senedir bu yoğurtçuluğu yapıyorum. Yoğurduna, yağına taksi aldım kendime. Gözümüz yok canım. Allah cip mip aldırsın inşallah. Yapam. Kendiniz mi yapıyorsunuz Fatma anne? Evet. Hep siz, tek başınıza. Yok yok, gelinem var evde, onlar yapalı. Ha, sen ondan böyle kurum kurum kurumlanıyorsun. Tabii, şimdi kadar kendim yapıyordum. Şimdi artık gelinler yapsın. Ben 50 yaşımdan sonra bunları yapamayayım ya. Hiç canım. Değil mi? İşi bileceksin. Ama satıvereyen yavrusunda. Tabii, alacaksın gelinleri, tabii. Onlar yapacak, sen satacaksın. Peki gelin yoğurt yapmasını bilmeseydi ne olurdu? Ya bilmezse mecbur yapacaksın kendin, öğreteceksin bir de. Bence sen oğlana... Şöyle bastığını alırsın, yap bakalım dersin. Bence sen oğlanı acık fişfikledin. Oğlum şu kız al, o yoğurt yapmasını biliyor dedim. Öyle mi? Benim oğlum da tam yerinde çalışıyor benim oğlum. Ben efendim? Hiç gibi gelin aldım. Bilmez ki yeni aldığı gelin. Kendi yapıyor. Neler duyuyorum Fatma Hanım. Yeni aldığınız gelin yoğurt yapmasını bilmiyormuş. Kendiniz ama yapıyormuş. Mana değil, işten aldım gelini. Öğrenir ta değil mi? İnşallah. Tabii. Vallahi öğretmeni öğren... sağlam ama bilmiyorum artık. Tabii. Yabancı mı? Benim, sen mi? Sen mi? Yavrum benim. Ya Allah kavuşturdu, ne güzel kavuşturdu güzelim benim. Nasılsınız? Sağlık, sağlığını duacığım, sen de iyisin. Ne güzel söz o, ne güzel bir laf Allah o. Allah sağlığını, ömrünü versin. Ya biz bunu hak edecek ne yaptık? Herhalde bir hayır işledik, ben farkında değilim. Peygamberlerin komşusu ol, peygamber komşusu ol çocuğum yavrum. Allah sana uzun ömür sağlığını versin yavrum. Alışverişe mi geldin? Alışverişe geldim çocuğum. Size mi kaldı alışveriş, yok mu yapacak kimse? Bir kız bir oğlan var, biri Antalya'da, biri Almanya'da. Kendi kaldım ortada. Büyükşehirde hanımlar... markete gitmeye bile bazen üşenirler. Siz elde baston, kendi alışverişinizi yapıyorsunuz. Ne yapacaksın oğlum? Kör topa, kendi işimizi kendimiz göreceğiz artık. Askerlik bitti dayım. Ne? Bitti askerlik. Sen hala esas duruşta duruyorsun. Ne mutlu. Nasılsın dayım? Rahat desene. Rahat. Gözlerim. Sizi devam ediyoruz. İstiyorsun beni. İmdat ne demek? Eyvallah. İsim ne dayım? Yusuf Karakaş. Yusuf dede. Pazara mı geldin? Evet. Ne yapacaksın? Alışveriş mi yapacaksın? Tabii efendim. Hanım... Siz niye geldiniz? Biz de işimizi yapmaya geldik. Biz de işimizi yapmaya geldik. Annem sağ mı? Anne sağ mı? Sağ. O mu gönder seni pazara? Birini yolladık. Biri yengem taze olunca pazara gideceğim dedi. Allah bilir, rahmetli ilk eşin gönderdiğinde gelmiyordun sen pazara. Şimdi bu daha kıymetli oldu ikinci olunca. Tabii canım. Allah Allah. Allah Allah ya. Yaş kaç? 73. 73. Anladığım kadarıyla hanımın bir dediğini iki etmiyorsunuz siz Yusuf dede. Etmez misiniz? Bak bunu çekme, kameran bozulur, bozulur. Niye çekince bozuluyor? Bozulur, bunun gözlükleri var, bozulur. Bozulur bak. Ya ne garezin var hanımefendi? Işte, bozulur, ben anlamam işte ona göre. Çünkü bizim bozuldu kamera böyle. Hay anasını. İsim ne sizin? Osman. Osman abi. Efendim. Kim oluyor? Neniz kurt oldu? Fatma der abına. Kurt Fatma mı? Evet efendim, kurt kurt. Böyle kurt. Kurt Fatma der abına. Böcek değil yalnız, kurt. 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 O bildiğimiz kurt. Ha, bildiğiniz kurtlardan böyle. Niye kurt Fatma demişler? İşte bilmiyorum orasını. Komşunuz mu? Komşum. Küçükken çok mu dövdü sizi? Evet dövdü. Çok dövdü. Senin kameranın objektifi mi bozuldu? Ha bozuldu. Niye dövdünüz efendim işte. Osman Bey'i? Döveriz. Komşum. Yaramazlık yaparsa döverim. Ne? Yukarıdan taş attım kiremitlerine, kırıldı dövdü bir de o da beni. Sağlam mı dövüyor? Sağlam dövüyor. Göynük pazarı bizim sandığımızdan daha da büyükmüş. Kaldın mı böyle şeyler, ne enteresan şeyler bunlar böyle. Kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çoray Uzun Yol, hoş geldiniz. Dayı da maalesef adını bilmiyorum. İbrahim. Baştan alalım da mahcup olmayayım ben şimdi. Siz yine Çoray Uzun Yol'da derseniz memnun olacağım.
Merhaba, kaldın mı? Merhaba, hoş geldiniz. Şoray Uzun Yol. Aa, İbrahim etmedim. Abi, hiç görmedim ben. Nasılsın İbrahim abi ya? İyiyim Allah çok şükür. Sizler nasılsınız? Vallahi seni gördük daha iyi olduk. Merhaba dedem. Merhaba efendim. Çakır dedem. Yakıyorum 5 lirayla ve dikkat et, o sakız altını götürmesin. Altın diyorum, tomarla para. Ha. Sakız götürmesin onu diyorum. Nereye götüreceğimiş? Ya ne bileyim, çıkar işte sakızla beraber. Çıkamaz ya, çıkamaz onu ben. Adam adı taktırdım, çekiciyle vurdurdum. Çekiciyle mi vurdum? Çekiciyle vurdurdum o altın içini. Çıkmaz kolay kolay. İyi. Malcanın yongası be dayı. Yakacağım, çıkmaz. Öyle be, öyle. Çıkmaz. Peki buyur, böldük istirahatini. Kusura bakma. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Evet hocam. Bu teflon tavalar için mi? Evet. Teflon ve çelik tavalar için. Son yıllarda bu teflon ve çelik tencerelerin çıkması ahşaba talebi artırdı. Bunlar biraz şey gibi geliyor bana. Hocam onlar... Şunlar düğün forklar, için geliyor. Forklar için. Her ikisi de forklar için. Bunlar çorba biraz zor. Evet. Yani. Her ikisi de forklar için. Bazen de guru ve yaşlarda ölçü olarak kullanılabilir. Mesela tuz, biber, şeker gibi şeylerde. Siz bunu yapıyorsunuz, kullanabiliyor musunuz? Forklarda kullanıyorum ben. Bir kullanalım bakalım nasıl oluyormuş bu. Sen de İbrahim abi. Ya tencere yuvarlansa. Ünmek gibi olmasın hocam, güzel oynarım. Efendim? Ünmek gibi olmasın, güzel oynarım. Biz bir şey görmedik henüz, böyle bir hafif bir şöyle bir kıvraklığın dışında bir güzellik görmedik. Arkadaşlar, koyun bir çifte telli havası oradan. Zahmet o Gülcan geldiyse izinden, sana zahmet Gülcan. Koyun çifte telli havasını. Buyur. Ya İbrahim abi, farkında mısın? Ahali toplanmış, bizim oynamamızı seyrediyor. Evet. Ben acık haya ettim acık ya. Tamam, sen esnafsın. Tabii ki ürününü tanıtacaksın da. Hadi bana ne oluyorsa. Valla hocam, sen de bana yardımcı oluyorsun. Peki, bu nedir? Streslik bunlar. Tesbih olarak değil de bileklere takılıyoruz. Ne alakası var canım? Var mı? Ne demek yani? Sinirli insan alacak bunu. Ne demek stresini alacakmış? Evet. Adamın asabını bozma İbrahim abi. Bunu taktın. Aa, zaman. Bak, işte. Bak, gördün mü bir? Ne olur sessiz olalım, yandan müdahale etsin. Hakikaten ne stres kalıyor, ne bir şey kalıyor. Sağ olun, sağ olun. İbrahim abin 60 yaşında, yalan söyleyecek değil ya. Estağfurullah İbrahim abicim. O nasıl söz? Ne söyle. Yalanı? Ne anlatıyorsunuz siz? Ne diyorsunuz Allah'ın serseniz? Bu ama benim bileğimde kalmasın. Hemen kalsın lazım. Hocam. Yok kalmasın İbrahim abi. Yok. Kalsın. Ay Allah, stres attırıyorum ya. Bağırma oradan! Bağırma oradan! Bir sak. Gene bileğine kalsın hocam bu. Sen yoksa ha? Çok Yo. Göynükler korkutacak. Yo. Ha. Sen yakıştı. Bunu biliyorum. Masaj aleti. Masaj efendim. Masaj aleti. Nerede benim ayna tutan dayım? Ayna değil, gel. Gel de şimdi. Bunun ne işe yaradığını biliyor musun? Vallahi bunun bir şeye benziyor bu ama niye benziyor? Pek de bilemeyeceğim niye benziyor. Şeye benziyor bak, ben sana söyleyeyim bak. Şeye benziyor. Şunu dayım, şöyle bak, bir önce gösteriyorum. Yok, dön. Ben de kabul etmem. Bir kolumda stres topu, sırtımda aynacı dayının masajı. Göynü'ye gelmemekle ayıp ediyorsunuz, ben size söyleyeyim. Özellikle pazartesi pazarına denk getiriyor. Satılıyor değil mi? Satılıyor. Alıyor, bunu ayak masajı evet, yapıyor. Sandalyeye oturuluyor, ayaklarını böyle hafif masaj yapıyorsun. Bu süs eşyalarını yapıyor musunuz? Bunlar tavuklar efendim, tavukların yem yemesi. Sizinkinin ürünleri. Hocam. Buyurun hocam. Eskiden... Akşamüstü tavuklar dışarıda yemlenirdi. Şimdi gibi büyük kümesleri yoktu bu şekil. Ev tavukları vardı. Akşam üzeri tavuklar yemlenirdi. Gelinle kaynana akşamüstü bir takışırlar, kavga etmeye başlarlar. Gelin veya kaynana, şimdi tam onu ayıramayacağım. Biri diyor ki varayım ben tavukları yemlendirir. Ve o evdeki tatsızlık kavga orada sona erir. Şimdi evde kavga olduğu zaman bunları yemlemeye başladık mı olay biter. Çünkü gelin, stres atılmış olur. Gelin kaynana tartışmasına son veren oyuncak.
ana tartışmasına son veren oyuncak. Yalnız bunu gelini kafasına kaynana yapıştırırsa sorun gene artar ki biz onun için başka bir şey tavsiye ediyoruz. Şurada bir şey gördüm ben. Canım çekimi biz yapalım. Dağılın. İzin almadan çekim yapmayın. Şu topaç değil mi? Evet.